Bismillahirrahmanirrahim. Mısır Arap Cumhuriyeti Vakıflar Bakanlığı'ndan 14 Ocak 2022 tarihli toplumsal değerler başlıklı Cuma hutbesini sizlere sunuyorum. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şöyle buyurur. İnna Allaha ya'muru bil adli vel ihsani ve itai zil qurba ve yenha anil fahşai vel munkeri vel bagi ya'idhukum leallekum tezekkerun. Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. Toplumlarda değerlerin sağlamlaşması, ilerleme ve medeniyetin göstergesi olup birlikteliğin ve istikrarın sırrıdır. Toplumların çöküşü, toplumdaki değer ve ahlak sisteminin çöküşüyle başlıyor. Aynı şekilde ahlak üzerine inşa edilmeyen herhangi bir toplum şüphesiz çöküşe mahkumdur. Ne güzel demiş şair, muhakkak ki ahlakı oldukça yaşar ümmetler ama çöküşe uğrar ahlakı olmayan ümmetler. Şüphesiz hak dinimiz, toplumun bütünlüğünü koruyan ve onun temellerini güçlendiren toplumsal değerlere önem vermiştir. Zira değer ve ahlakı korumak bu büyük dinin esasıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Bu toplumsal değerler arasında işbirliği, dayanışma ve bir arada yaşama gibi değerler yer almaktadır. İşte bu değerler tüm topluma fayda sağlamaktadır. Din, renk ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın vatan her zaman kendi çocuklarının hakkıdır. İşte bu anlayış, bencilliği ortadan kaldırıp insan kardeşliği ilkesini kökleştirir. Sevgi ve cömertlik üzerine kurulu ve birbirine bağlı bir toplum oluşturur. Allah Teala şöyle buyurur. İyilikte ve fenalıktan sakınmakta yardımlaşın. Günah işlemek ve aşırı gitmekte yardımlaşmayın. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuz ve ateş içerisinde kalırlar. Diğer bir hadis-i şerifte Resulullah şöyle buyurmuştur. Hakikaten aşariler Gazada azlıklarını bitirirken yahut Medine'de ailelerinin yiyeceği azaldığında hemen yanlarındaki arzakı bir tek bez içine toplarlar. Sonra bir kap içinde aralarında eşit olarak taksim ederler. Binaenaleyh eşariler bendendir, ben de eşarilerdenimdir. Yüreklilik, mertlik, fedakarlık ve başkasını kendine tercih etmek gibi toplumsal değerler milli birlik ve beraberliği güçlendirip toplum fertleri arasında sevgi, kardeşlik ve huzur artmaktadır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Birbirinizle hasetleşmeyiniz. Almayacağınız bir malın fiyatını müşteri kızıştırmak için artırmayınız. Birbirinize kin ve nefret beslemeyiniz. Birbirinize darılıp yüz çevirmeyiniz. Birbirinizin satışı üzerine başka biriniz satış yapmasın. Diğer bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse Allah Teala o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse Allah Teala da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter. Özel gereksinimli bireylere, yetimlere, zayıflara ve yaşlılara bakmak ise önemli bir değerdir. Zira bunlara şefkatle bakıp hizmetlerinde bulunmak dini, milli ve insani bir vazifedir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Dul kadın ve yoksulun geçimi için çalışan kimse Allah yolunda cihat eden veya gündüzleri oruç tutan ve geceleri ibadet eden kimse gibidir. Diğer bir hadis-i şerifte Allah size yardım edip rızık veriyorsa bu
aranızdaki zayıflar sayesinde değil midir buyurulmaktadır. İslam dinimiz özel gereksinimli bireylerin başarılarını toplum için ek bir güç ve başkaları için bir örnek olarak kabul etmiş ve sosyal hayattaki rollerini etkin bir şekilde oynamalarına olanak sağlamıştır. Nitekim Hazreti Peygamber'in ikinci müezzinliğini yapmış olan Ümmü Mektum radıyallahu anh, görme engelli olmasına rağmen Hazreti Peygamber çeşitli vesilelerde Medine'de onu vali olarak bırakıyordu ve geride kalanlara namaz kıldırıyordu. Önemli toplumsal değerlerden biri de bir haberi yayınlamadan önce doğruluğunu araştırmak, emin olmak ve suizanda bulunmamaktır. İslam şeriatımız bu asil değeri vurgulamış ve söylentileri yaymaya karşı uyarmıştır. Çünkü asılsız iddia ve söylentilerin yayılması toplumu kendi içerisinden yok eder ve çocukları arasında ümitsizlik hissini uyandırır. Allah Teala şöyle buyurur: "Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın." Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Duyduğu her şeyi nakletmesi yalan olarak kişiye yeter. Bu yüzden akıllı insan konuşmadan önce düşünür. Ahmak ise hiç düşünmeden konuşur." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin veya sussun." Tüm toplumun öğeleri arasında uyum ve birlikteliği sağlamak için toplumsal değerlere bağlı kalmak ne kadar güzel bir şeydir. Allah'ım bizi en güzel ahlaklara yönlendir. Senden başkası yönlendiremez. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.